Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ilk dönem ikinci ünitemiz olan Yummy Breakfast, biliyorsunuz ki lezzetli kahvaltı ünitesiyle karşınızdayım. Geçen haftaki videomuzda ilk dönemi tekrar etmeye başlamıştık. Bu hafta yine ilk dönem tekrarıyla devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet, ikinci ünitemiz zevkli bir üniteydi biliyorsunuz. Özellikle kahvaltıda yediğimiz ya da içtiğimiz food and drinks, yiyecek ve içeceklere göz atmıştık bu ünitemizde. Şimdi bu ünitemizi tekrarlayacağız. Bir tekrar yapacağız. Çünkü biliyorsunuz bizim dersimiz tekrar ettikçe daha kalıcı hale gelebilen bir ders. O yüzden lütfen tekrar söylüyorum, her zaman söylediğim gibi kelime ezberlerinizi ihmal etmeyin. Bu şekilde hep bu zorunlu aramızda, tedbir aramızda geriye dönüp tekrarlarımızı da yapacağız. Yeni konularımızı zaten işliyoruz. Biliyorsunuz ki 8. ünitemizi işledik önceki videolarımızda ve bunlarla ilgili sorularımızı çözdük. O yüzden sadece 9 ve 10. ünitemiz kaldı. Geriye 2 ünitemiz kaldı. 2 ünitemiz kalmışken ben birazcık böyle geriye dönerek de eski konuları hatırlatmak istedim sizlere. Evet, bu ünitemizde neler görmüştük? Yine anahtar kelimelerle başlıyoruz. Tabii ki anahtar kelimelerimiz ağırlıklı olarak food and drinks, yani yiyecek ve içecekler üzerine kurulup lezzetli kahvaltı ünitemizde. Şimdi burada Türkçelerini vererek İlerleyeceğim sevgili öğrencilerim. Sizler de benimle birlikte tekrar ederseniz sevinirim. Hep birlikte tekrar ederek ilerleyelim. Yine yazılışı ve okunuşu benzer kelimeler var ünitemiz içerisinde. Muffin, muffin, pancake, pancake. Hatta bizdeki krep tarifine yakın demiştik. Cheese, peynir, bagel, simit. Yine yazılışı ve okunuşu birbirine benzer ve artık yurt dışında kahvaltılarda tüketilirken bize de bizim ülkemize de girmiş olan bir alışkanlık. Kruvasan. Bizim en temel gıda maddemiz ekmek. Honey, bal, butter, tereyağı, egg, yumurta. Ve yine benim için vazgeçilmez olan iki tane kahvaltıda iki tane önemli sebze, domates ve cucumber salatalık, lemon, limon, yine çok sevdiğim olive zeytin, yine yazılışı benzer, söyleniş olarak da omlet, sosis, sandviç, jam, reçel, çok severim. Tost, salami, salam, bean, fasulye anlamında sevgili öğrencilerim. Bizde çok tüketilmese de kahvaltıda yurt dışında tüketiliyor. Mushroom, mantar, sugar, şeker, kakao, kakao, pastırma, yine Kayseri'ye, Türkiye'ye özgü çok güzel bir yiyecek. Rice, pirinç. Yine bu ünitemiz içerisinde geçen kelimeler içerisinde hamburger ve pizza. Hamburger ve pizza geçiyor çocuklar. Yine diğer bir anlamı cornflakes, yani tahıl gevreği tüketiyoruz kahvaltılarda ara ara. Evet, içeceklerde ise çocuklar meyve suyumuz,
Orange juice, portakal suyumuz, tea, çay, kafi, kahve içmekten en çok zevk aldığım içeceklerden bir tanesi. Milk, süt sizin için önemli bir büyüme besin kaynağı. Su tabii ki bizim temel besin hayat kaynağımız, yaşam kaynağımız. Limonata, yaz da geliyor, güzel olur. Lemonade, limonata. Ve junk food, birazdan geçecek çocuklar. Abur cubur demek aslında. Birazdan da kelimelerimiz içerisinde geçecek. Bunlar bizim bu ünitemizde en sıklıkla yiyecek ve içecek şeklinde gördüğümüz kelimelerimiz. Tabi bu ünitemizi işlerken sadece Türklere özgü kahvaltı şeklini düşünmeyin çocuklar. Bizde genelde biliyorsunuz ki işte peynir, zeytin, domates, salatalık, yumurta gibi ağırlıklı giderken işte yurt dışında fasulye de kullanılabiliyor. Çoğu zaman tahıl gevreği, kahve ilk etapta. O yüzden sadece Türklere özgü kahvaltı gibi düşünmeyin. Genel yenilen ve içilen gıda maddelerine baktık. Şimdi burada evet iki önemli kavram üzerinde durmuştuk çocuklar. Unhealthy food ve healthy food. Yani sağlıksız yiyecekler ve sağlıklı yiyecekler arasında. Şimdi tabii ki sağlıksız yiyecekler arasında fast food, yani Türkçemize girmiş olan bir kelime, hızlı tüketim yapılan yiyecekler. Tabi bunlar da hamburger, pizza gibi yiyecekler. Sağlıksız yiyecekler arasında geçiyor. Yine abur cuburlar arasında çikolatalar, cipsler. Bunlar çocuklar sağlıksız yiyecekler. Besin değeri düşük yiyecekler arasında geçiyor. Healthy ise tabii ki yumurta gibi. Ya da buraya yazdığım meyveler ve sebzeler gibi besin değeri yüksek yiyecekler arasında. Ve biz bunu iki grup halinde bazen soru kalıplarımızda çıkıyor diye vermiştik. Ve yine burada aslında önceki ünitelerde ya da işte bir önceki yıl 5. sınıfta da gördüğünüz bir like don't like konusu var çocuklar. Çünkü biliyorsunuz ki biz her gıda maddesini, her yiyeceği, her içeceği eşit derecede sevmiyoruz. Ya da yemekten ya da içmekten hoşlanmıyoruz. Ya da tam tersi çok hoşlanıyoruz. Bunları söylerken bizim bazı kullandığımız kelimelerimiz var. Like, don't like gibi sevgili öğrencilerim. Siz zaten bu konuyu biliyorsunuz ama ben bir kez daha tekrar etmek istedim size. Biliyorsunuz ki like, don't like, hoşlanmak, hoşlanmamak demek çocuklar. Bir burada like, don't like ve likes, doesn't like diye ayırmamın sebebi özne ayrımımız var. Hemen özne ayrımlarını yapıyorum. I, you, we, they'de like, don't like gelirken, eğer öznelerim üçüncü tekil kişi olan he, she, it öznelerimse likes or doesn't like ya da diğer adıyla dislike. Burada dikkat edeceğiniz şey, eğer like, don't like ya da likes, doesn't like'tan sonra bir fiil geliyor ise yemek ya da içmek gibi bu üniteye bağlı kalarak söyleyecek olursam, fiilim ing yani ing takısı alır. Ama eğer bir fiil gelmiyorsa çocuklar herhangi bir takı eklemenize gerek yok. Örneğin I like egg. Yumurtadan hoşlanırım, yumurtayı severim dedim. Ama burada bir yemek eylemi getirmediğim için, ki getirseydim eat getirecektim. Buna da ing takısı eklemem gerekiyor. Ama getirmediğim için ilk etapta herhangi bir takı eklemedim. Buna lütfen sınavlarda ya da önünüze gelen taramalarda, denemelerde lütfen dikkat ederek cevap verin. Beğendiğimiz durumlar için öznelerimiz IUV'de ise like, beğenmediğimiz durumlar için don't like. Tabii ki burada yiyecekler üzerinden gidiyoruz. Üçüncü tekil kişilerimiz olan he, she, it ise likes, doesn't like olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun bir üst kavramı çocuklar, biliyorsunuz ki beğenmenin ve beğenmemenin
bir üst kavramı sevmek, nefret etmek. Burada da love sevmek, hate nefret etmek. Yine bir özne ayrımımız var. Eğer öznelerimiz I, you, we, they ise love, hate. Eğer benim öznelerim üçüncü tekil kişilerim olan yine he, she, it ise çocuklar loves, hates. Bakın bir S takısı alıyor love ve hate. Ve yine eğer bir fiil gelecekse mutlaka ing takısı alır. Ama eğer bir fiil gelmeyecekse herhangi bir takı eklemenize gerek yok. Örneğin I love bagel. Simiti gerçekten çok severim. Bir Ankara olarak da Ankara simidini çok severim. Yemekten de çok hoşlanırım. O yüzden de love kavramını kullandım. Nefret ettiğiniz şeyler için de çocuklar hate kavramını kullanıyorsunuz. Ama tabii he she öznesiyle kullanacaksanız eğer şu şekilde she hates coffee. Dedik ki o kahveden nefret eder, sevmez. Bakın öznelere dikkat ederek ilerliyorsunuz. Beğendiğimiz, beğenmediğimiz ya da sevdiğimiz, nefret ettiğimiz durumları bizim ünitemize bağlı olarak da bu ünitemizde yiyecek ve içecekleri söylerken kullanıyoruz. Ve yine burada karşınıza çıkan önemli bir soru kalıbım var sevgili öğrencilerim. Bu soru kalıbım What do you like for breakfast? Kahvaltıda neden hoşlanırsın dedi. I like deyip eğer siz kahvaltıda kahvaltı için ne yemekten hoşlanıyorsanız, ne içmekten hoşlanıyorsanız, kahvaltıda ne yiyip ne içiyorsanız onu sıralayabilirsiniz. Buraya I like dedikten sonra çocuklar istediğiniz kavramları sıralayabilirsiniz. Mutlaka sizden kahvaltı için bir beğenme kavramı istiyor. Ne yiyip ne içtiğiniz konusunda sıralama şeklinde gidebilirsiniz. Şimdi burada yine karşımıza biliyorsunuz ki dersimizde de anlatmıştım. Davet cümleleri çıkıyor. Davet cümleleri vardı. Özellikle kaynak kitaplarımızdan da bunlarla ilgili sorularımızı çözmüştük. Davet, offer, davet, teklif demek zaten çocuklar. Davet etme, teklif etme anlamında. Ve biz bunları kullanırken özellikle iki kavram üzerinde durmuştuk. Bunlardan bir tanesi do you want, diğeri de would you like. Would you like biliyorsunuz ki ister misin demekti. Do you want da yine ister misin anlamına geliyordu. Pizza ister misin ya da işte çay içmek ister misin gibi. Ve biz bunlara cevap verirken iki şekilde cevap veriyorduk. Accept daveti kabul ve daveti refuse, daveti red şeklinde cevap veriyoruz sevgili öğrencilerim. Burada dikkat edeceğiniz şey accept ve refuse'da tabii ki olumlu ve olumsuz kavramlar. Mesela bir daveti ya da işte buradaki davetimiz genelde tabii ki işte pizza yemek ister misin, çay içmek ister misin gibi, hamburger ister misin, zeytin ister misin gibi. Burada dikkat edeceğiniz şey, örneğin elbette, tabii ki gibi ya da I would love to, çok isterim gibi, I like gibi. Kabul ettiğinizi bildiren olumlu kelimeleriniz. Eğer kabul etmiyorsanız no thanks gibi ya da I am not hungry, aç değilim gibi, I am full tokum gibi. Bazı hani daveti reddettiğinizi gösteren cümleler kullanabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Olumlu ya da olumsuz. Buradaki dikkat edeceğiniz şey pozitif, negatif kavramları. Ve yine burada bazen
Can I'lı cümleler karşınıza çıkabilir, izin ricam şeklinde. Buna da lütfen, eğer karşınıza çıkarsa, bu izin rica anlamına geliyor. Dikkat edin. Ama burada yine yanına yıldız koyacağım. Do you want ve would you like kavramı karşınıza çıkar. Özellikle teklif, davet cümlelerinde, soru kalıplarında karşımıza soru cevap şeklinde çıkabilir. Soruyu verip cevabını isteyebilir ya da cevabı verip sizden ona yönelik soru kalıbının hangisi olabileceğini isteyebilir sevgili öğrencilerim. Dikkatli bir şekilde sorularınızı okursanız mutlaka doğru cevabı bulursunuz. Yine burada how much ve how many kavramları karşımıza çıktı. Tabii ki biz bunları biliyoruz. How much ne kadar? How many kaç tane? How many çocuklar sayılabilen de kaç tane demek? Yani adet olarak sayabildiğimiz her şeyin kaç tane olduğunu sorarken how many'i kullanıyoruz. How much ise sayılamayan da ne kadar demek? Ve biz bunu biliyorsunuz ki countable ve uncountable olarak, yani sayılabilen ve sayılamayan olarak ayırmıştık. Sayılabilen maddeler çocuklar ya da işte nesneler, bu her şey için geçerli. Tane ile sayabildiğimiz her şey. İşte elma gibi, portakal gibi, yumurta gibi. Bunlar sayılabilen maddeler arasında geçiyor. Ama sayılamayanlar ise, ki biz bunlara tane ile sayamadığımız diyoruz. Örneğin su gibi, şeker gibi, çay gibi, ekmek gibi, ki ekmeği de sayılamaz kabul ediyoruz. Yurt dışında bu şekilde. Şimdi çocuklar, burada dikkat edeceğiniz şey şu. Bazen bunlar tabii ki container kelimeler dediğimiz taşıyıcı kelimelerle ifade ediyoruz. İşte some, any, a lot of, birazdan anlatacağım. Ya da işte şu kalemimle renkli bir şekilde size yazayım. Bir bardak gibi. Bir fincan gibi. Bir şişe gibi mesela. Bazı bize bunları ifade eden container kelimeler dediğimiz taşıyıcı kelimelerle ifade ediyoruz. Ve yine burada tabii ki some, any gibi bazı bize bu ünitede sayılabilen ve sayılamayan kavramlarda yardımcı olacak olan kelimelerimiz var. Some biraz demek çocuklar. Hem sayılabilen de hem sayılamayan da kullanabilirsiniz. Any hiç demek. Sadece olumsuz cümlelerde ve sadece soru cümlelerinde kullanılır. A lot of ise bir çok demektir. Burada some ve any'i daha çok karşınıza çıkacak. Daha çok göreceksiniz. Biraz ve hiç. Some dediğim gibi hem sayılabilen hem sayılamayan kavramlarda kullanabilirsiniz. Any ise sadece olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Ve bir de burada e ve n var. Bir anlamı taşıyor çocuklar. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Eğer buradaki kavramımız, şöyle yazayım. E ve N'den sonraki kelimenizin baş harfi bizim için çok önemli. Sesli ve sessiz olmasına bakıyorsunuz çocuklar. Daha doğrusu ünlü ya da ünsüz de deniyor. Eğer baş harfiniz A, E, I, I, O, Ö, U, Ü gibi ünlü harflerle başlıyor ise, N, bakın hemen yazdım. Diğer kalan harflerimiz ünsüz, yani sessiz harflerimiz de ise, bir kavramını katmak için E kavramını, E, N kavramını getiriyoruz. Lütfen kelimenizin baş harfine bakarak boşluk doldurmaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Sesli ve sessiz harfle başlayıp başlamamasına dikkat ederek ilerlerseniz, E, N kavramlarından hangisinin geleceği direkt ortaya çıkıyor ve cümleye bir anlamı katıyor sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim
genel bir hatırlatmaya. Şimdi çocuklar, biliyorsunuz ki bir tedbir arasındayız ve bu aramızda da yine ders çalışmaya, aktif bir şekilde soru çözmeye devam ediyoruz. O yüzden sizden ricam, lütfen kelime ezberlerinizi ihmal etmeyin. İkinci ünitede anlattığımız how much, how many, sayılabilen, sayılamayan kavramları bir kez daha defterinizde gözden geçirin. Davet cümlelerinde daveti kabul ve daveti ret, soru cevaplara dikkatli bir şekilde cevap verin. Yine en iyi bildiğiniz konular arasında like, don't like, love, hate, sevmek, nefret etmek ve beğenmek, beğenmemek, ki yediğimiz, içtiğimiz yiyecek ve içecekleri söylerken kullanıyoruz dedik. Yine anahtar kelimelerimizi tekrar söylüyorum, vurgulayarak söylüyorum. Ezberlemeyi unutmuyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sizleri çok özledik. İnşallah en kısa sürede yüz yüze de derslerimizi yapacağımız günler gelecektir. See you.